Selamünaleyküm dostlar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Şimdi bu üç telefonun düşük ışık, video ve fotoğraf durumuna bakacağız. Araya birçok video girdi. Bunlar biraz gecikti, kusura bakmayın. Ancak zaman bulabildik. Şu an bulunduğum yer yüzüme direkt ışık vurduğu için ben bayağı net olarak çıkıyor olmam gerekiyor. Biraz sonra biraz daha koyu olan taraflara doğru gideriz. Işığın daha az olduğu yerlere doğru gideriz. Şimdi burada Lumix'in yani 2021 yılında çok bir şey becerebileceğini düşünmüyorum bu kadar düşük ışıkta. Mate 40 RS'in zaten acayip güzel video çekeceğini düşünüyorum. Aquas R6'nın sürpriz diyorum. Hani bakalım ne kadar iyi çekebilecek. Sonuçta 1 inçlik sensör zaten asıl düşük ışıkta performansını çok iyi sergilemesi gerekiyor. Baktığımız zaman mantık olarak, teknik olarak öyle olması gerekiyor. Ama bir de tabii arka boyutta bir yazılım olayı var. İşte bu abi yazılım konusunda almış yürümüş diyorum. Durum bu. Şu an 4K 30 FPS 3 ayağı sabitti. Tabii ki hiç titremiyor. Birazdan harekete başlayacağız. Bakalım durum ne hal alacak. Gene böyle parça parça görüntüler olur. Şu an sesle alakalı sadece bunlar olacak. Diğer görüntülerde çok sesle alakalı bir şey olmayacak. O halde şimdiden iyi seyirler diliyorum. Videoya devam edelim. Şu an video işlemini ve fotoğraf işlemini bitirdik. Şu an arkamda da bir ışık var. Şunu da test etmek istedim. Böyle düşük bir ışıklı ortamda arkadan ışık vurduğu zaman acaba ben nasıl gözüküyorum? Bir de şimdi görüntüyü şöyle yapacağım. Işıktan kurtaracağım. Şimdi Mate 40 RS'in video çekimlerinde görüntüyü çok fazla açtığını fakat çok kumlanma olduğunu gördüm. Montaj sırasında bakmak lazım tabii nasıl. Benim ekranda gördüğüm o şekildeydi.
R6'daysa görüntü çok netti ama çok koyuydu. Panasonic Lumix CM1'i hiç söylemiyorum. Yani gerçekten o iki telefon yanında çok eski bir teknoloji kalıyordu. Fotoğraf tarafına geldiğimiz zaman Mate 40 RS kendinden bekleneni verdi. Panasonic Lumix gece modu diye bir şey yok. Mecburen manuel modda çekmek zorunda kaldım ve 10 saniye gibi çok uzun bir bekleme süresiyle fotoğrafları çektim. Tabii 10 saniye beklediğimiz için ışık olan şeylerde bir patlama oldu. Çok kötü bir durum oluştu. Aquas R6'daysa gece modu var. Gece modu var fakat çok uzun saniyeler bekliyorsunuz. RS'te 6 saniye bekliyorsanız Aquas'ta 20 saniye bekliyorsunuz. RS'te 9 saniye, 10 saniye bekliyorsanız Aquas R6'da 30 saniye bekliyorsunuz. Gerçekten çok uzun bir süre. Bütün fotoğraflar 3 ayakla çekilmek zorunda kaldım. Bunu söyleyeyim. Fakat fotoğraf sonucunda ben Aquas R6'nın fotoğraflarını çok beğendim. Ekrandan gördüğüm kadarıyla öyleydi. Yani aslında baktığımız zaman video göreceli bir şey. Çok kumlu ama görüntü olsun istiyorsanız RS beğenilir. Kumlu olmasın ama net bir görüntü olsun. Karanlık olan yerler zaten karanlıktır. Yapacak bir şey yok derseniz R6 seçim olarak olabilir. Panasonic Lumix hiçbir şey söylemiyorum. Bunların ikisinin yanında cazibeliği kalmamış. Ancak çok profesyonel bir insansanız pro modlarda ama tabi lens falan gerekir. Hani fotoğraf çekilebilir. Fakat fotoğrafçılık tarafında ben RS'i çok, pardon, Aquas R6'yı beğendim. Fotoğraflar gerçekten çok keskin. 1 inç sensör düşük ışıkta bence çok iyi iş yapmış diye düşünüyorum. Durum buydu. Yani yapacak bir şey yok. Bütün testleri bitirmiş olduk. Aquas R6'nın bütün testlerini kanalda bulabilirsiniz, izleyebilirsiniz. İzlemediyseniz bakın. Aquas R6 olmuş mu olmamış mı kararını siz vereceksiniz. Bana sorarsanız her şekilde alınır. Sonuçta 1 inç sensör var. Biraz daha profesyonelseniz fotoğrafçılık konusunda efsane şeyler yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Umarım yardımcı bir içerik olmuştur sizlere. Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.